Merhaba. Bildiğiniz gibi uzun zamandan beri, son yıllarda değil, uzun zamandan beri Türkiye'de şöyle bir trend var. İşte ünlü oyuncuların televizyon programlarında, yarışmalarda böyle bir sunuculuk merakları var. Ben bu videoda ünlü oyuncularımızın, ünlü veya ünsüz oyuncularımızın bu sunuculuk merakını sizlerle konuşmak istiyorum. Hatırlayacaksınız yeni bir gelişme oldu ve Kenan İmirzalıoğlu ATV'nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'i bundan böyle sunacak. Onun yeni sunucusu oldu. Eski sunucu Murat, yine ünlü bir oyuncu Murat Yıldırım'dı. Murat Yıldırım'dan başlayacak olursak çok sevinmemiştim. Murat Yıldırım'ı oyuncu olarak beğendiğim halde Kim Milyoner Olmak İster'deki sunuculuk performansını hiç beğenmemiştim. Neden? Çünkü adamın profesyonel işi sunuculuk değil. Çünkü adam bir oyuncu yani sonuç itibariyle. Kenan İmirzalıoğlu ile ilgili olarak da aynı şeyi söyleyebilirim. Kenan İmirzalıoğlu'nun bu yarışmayı sunmasına sevinmedim. Neden? Çünkü ben Murat Yıldırım'ı da Kenan İmirzalıoğlu'nu da bir yarışma programı sunarken falan değil de bir filmde, bir dizide ilginç bir karakterin içine girerken, o karakterin hakkını verirken iyi bir oyuncu olarak görmek istiyorum yani sonuç itibariyle. Bir de oyuncuların sunuculuk yapması, yarışma programı veya televizyon programı sunmasının şöyle bir sakıncası olduğuna inanıyorum. Türkiye özelinde özellikle. Yani orijini sunucu olan, profesyonel olarak sunuculuk yapan, işi sadece sunucu olan insanları ekranlarda fazla göremiyoruz. Zaten bu insanların sayısı benim parmaklarından daha az. Hakikaten sunucu falan çıkmıyor, yeni sunucular gelmiyor. Baktığım zaman da mesela ben merak ediyorum. Şu anda orijini gerçekten sunuculuk yaparak, sadece sunuculuk yaparak ekranlarda olan, olmaya devam eden kaç tane isim var? Şöyle bir düşünüyorum ben, kim var diye. Hakikaten bulamıyorum yani. İşte Seda Akgül zamanında işte yaptı. İşte Öykü Serter vardı. Sunucu olan, sadece sunuculuk yaparak işte profesyonel olarak yoluna devam eden kimler var? Hani hakikaten yok. O anlamda oyunculardan sunucu devşirilmesi konusunun da ülkemize özgü böyle bir dezavantajı var. Böyle bir problemi var yani. Dolayısıyla hani sunucu dediğimiz böyle bir popülasyondan bahsedemiyoruz neredeyse. Dolayısıyla hani işi sadece sunucu olan, sunuculuk yaparak profesyonel yaşamda, televizyon dünyasında olan insanlara bir ihtiyaç olduğunu ben düşünüyorum. Bir yarışma programı bir ünlü bir oyuncuyu, başarılı bir oyuncuyu nasıl tatmin edebilir? Benim aklıma sadece parasal tatmin geliyor. Yani bunun dışında bir yarışma programını sunmanın popülerliğine daha çok popülerlik katacağına inanmıyorum. Ünlü bir oyuncudan bahsediyorsak, bir Kenan İmirzalıoğlu'ndan bahsediyorsak, bir Murat Yıldırım'dan bahsediyorsak zaten belli bir popülerliği var. Dolayısıyla bir yarışma programı sunmanın ekstradan bir popülerlik kazandıracağına bu kulvardaki isimler olarak ben inanmıyorum. Dolayısıyla geriye işte parasal bir beklenti kalıyor. Ben bu oyuncuların da kazançlarının sıradan oyuncular gibi olmadığını düşünüyorum. Dolayısıyla bu oyuncuların proje seçme lüksüne sahip olduklarını görüyorum. Beğendikleri, içinde olmak istedikleri dizi projelerinde, film projelerinde olabilirler. Seçme şansları var. Başarılı oyuncuların kendi dairelerinde, kendi alanlarında, kendi sektörlerinde kalmalarını duruş olarak daha böyle anlamlı buluyorum. Yanlış demek istemiyorum yani hani bir sunuculuk yapmak falan, ama bana hani daha böyle duruş anlamında daha doğru, daha sahici geliyor. Daha samimi geliyor. Mesela bir Fikret Kuşkan'ı, bir Uğur Yücel'i ben böyle bir program sunarken görmeyeceğimizi zannediyorum. Onların böyle bir projeye parasal açıdan olsa bile evet demeyeceklerini zannediyorum. Dolayısıyla bizim ülkemize baktığımız zaman da böyle bir durum var. İşte dizilerden tanıdığımız ünlü oyuncuların böyle benim anlam veremediğim şekilde böyle bir sunuculuk yapma, bir yarışma programı sunma falan şeklinde böyle bir trend var. Böyle bir istekleri var. Bunu da ben sadece daha çok para kazanmak şeklinde açıklıyorum. Bu da hani diyeceksiniz ayıp mı günah mı, değil. Ama dediğim gibi duruş anlamında ben oyunculuk benim işim kardeşim, ben başka işten anlamam tarzının ben çok daha güzel, çok daha yakışır bir tavır olduğunu düşünüyorum. İşte bir takım isimler var. BKM'den
tanıdığımız ünlü oyuncular var. Şöyle genel olarak bakalım, bir hatırlayalım yeniden. Hangi yarışmalarda, hangi programlarda ünlü oyuncular sunuyor bu programları? Şöyle bir hatırlayalım isterseniz. Show TV'de Gel Hemşerim diye bir program var, biliyorsunuz. BKM'den Onur Atilla sunuyor. Yine Show TV'de Kuaförüm Sensin diye bir hafta içi her gün yayınlanan bir program var, bir yarışma. Özge Borak sunuyordu, oyuncu. Onun yerine şu anda yine başka bir oyuncu, Gözde Kansu, bu programı sunuyor. Show TV'de yine yayınlanan Çocuktan Al Haberi var. Evrim Akın öteden beri zaten bu programı sunuyordu. Evrim Akın da iyi bir oyuncu olduğunu hepimiz biliyoruz sonuç itibariyle. Başka bir kanal işte Fox TV'de Yaparsın Aşkım diye başarılı reytingleri, başarılı olan sunucunun da bence başarılı olduğuna inandığım İlker Ayrık, ünlü oyuncu İlker Ayrık sunuyor. Efsane Aile yine yayınlanan oyuncular Sinan Çalışkanoğlu ve Şinasi Gürsever bu programı sunuyor. Yine aynı şekilde Zuhal Topal'la Sofra'da programı var, hafta içi her gün yayınlanan. Yemekte yedin başına adeta tırnak içinde bela olan Zuhal Topal. Zuhal Topal'ın da iyi bir oyuncu olduğunu biliyoruz ama Zuhal Topal artık oyunculuğu neredeyse unuttu. Kanal D'de yeni final yapan bir şarkı söyleme yarışması vardı. Benimle Söyle adlı bir şarkı yarışmasıydı bu. Enis Arıkan ve Birce Akalay işte orada boy gösterdiler. Yine Kanal D'de şarkı fileyi işte iyi bir oyuncu olan Emre Karayel'in sunduğunu biliyoruz. Yani oyuncularımız hakikaten sunuculuk yapmaya, yarışma programı sunmaya çok teşneler, çok istiyorlar. Ben bunu dediğim gibi daha fazla para kazanmanın dışında bir tatmin olabilecekleri bir konu olarak hakikaten görmüyorum. Bilmiyorum siz bu konuda neler düşünüyorsunuz? Benimle aynı fikirde misiniz? Farklı düşünüyor muyuz? Lütfen yorumlar kısmında bu düşüncelerinizi paylaşın. Avrupa'da, Amerika'da bu işler hani tam nasıl tam da hani bilemiyorum ama takip ettiğim kadarıyla dizilerden bildiğimiz, tanıdığımız ünlü oyuncuların böyle çok yarışma programı sunmaya çok teşne olmadıklarını görüyoruz. Sen merak ediyorum. Şimdi beni çok beğendiğim Mad Men dizisinden, Handmaid's Tale dizisinden tanıdığım işte Elizabeth Moss mesela. Ona deseler ki Çarkı Felek bir yabancı format biliyorsunuz. İşte gel sana aylık atıyorum 1 milyon dolar. Gel bize Çarkı Felek'i sun deseler. Aa tabii 1 milyon dolar bu tepilir mi hiç deyip Elizabeth Moss'un Çarkı Felek'i sunacağına ben ihtimal vermiyorum mesela. Ama bizde öyle değil. Bizde hangi oyuncuya bu teklifi götürseniz balıklama atlar diye düşünüyorum. Yani burada bu tür projelere demin bir takım isimler verdim. Onun yanında belki birkaç daha isim hani koyabilirsiniz, zorlasınız. Onun dışında herkes böyle bir teklife balıklama atlar diye düşünüyorum. Ünlü oyuncuların, başarılı oyuncuların bu tür işte yarışma programı sunmak, televizyon programı sunmak olaylarına daha böyle mesafeli bakmalarını bir sinema izleyicisi, dizi izleyicisi olarak tercih ederim. Duruş anlamında bunu onlara daha çok yakıştırırım. Ama herkes tabii ki kendi bileceği bir durum bu. Daha fazla para kazanmak istediği için onları kınayamayız sonuç itibariyle. Çünkü biliyoruz ki o tür programlardan, yarışma programlarından, televizyon programlarından sunuculuk yaparak çok hatırlı sayılır paralar kazanıyorlar. Bir başka videoda buluşmayı diliyorum. Kendinize lütfen iyi bakın. Hoşça kalın.